Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu günler dilerim. Huzurlu olmak istiyorsanız ufak şeyleri dert etmeyin. Hepsi de ufak şeylerdir. Doktor Richard Carlson. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölüm 87. Anlamlı başarı ne demek? Baştan tanımlayın. Bazen sözde başarılarımıza kendimizi kaptırmak çok kolaydır. Ömrümüzü gerçekten neyin anlamlı olduğunu unutarak başarı biriktirmek, övgü ve takdir kazanmak ile onaylama arayışı içerisine geçirmekteyiz. Benim birçok kere yaptığım gibi insanlara anlamlı bir başarıyı nasıl tanımlarsın diye sorduğunuzda tipik karşılıklar uzun dönemli bir hedefe ulaşmak, çok para kazanmak, bir karşılaşmadan galip ayrılmak, terfi etmek, bir alanda en iyisi olmak, övgü almak gibi cevapları içerir. Bu yanıtların tümünde bizim içimizle ilişkili olmayan hayatın dış kesitleri vurgulanmaktadır. Bu tip başarıların herhangi bir kötü yanı yoktur. Bunlar skor tutmak ve durumumuzu iyileştirmenin yollarıdır. Fakat şayet birincil hedefiniz mutluluk ve huzur ise elde edebileceğiniz en önemli başarılar bunlar değildir. Fotoğrafınızın yerel bir gazetede yayınlanması güzel bir başarıyken bir zorluk karşısında özgüvenli kalabilmek kadar anlamlı değildir. Buna rağmen birçoğumuz fotoğrafımızın yayınlanmasını büyük bir başarı olarak görürken özgüven kaybetmemeyi başarı olarak bile görmez. Önceliklerimiz nedir? Huzurlu ve sevecen olmak birincil önceliklerinizin arasındaysa neden nezaket ve mutluluk gibi nitelikleri destekleyen ve ölçen başarılarınızı en anlamlı olanlar olarak baştan tanımlamıyorsunuz? Ben en anlamlı başarılarımın kendi içimden kaynaklandığını düşünürüm. Kendime ve başka insanlara karşı iyi mi davrandım? Bir zorluk karşısında aşırı tepkili mi yoksa sakin ve özgüvenli miydim? Mutlu muyum? Kızgınlığıma tutundum mu yoksa bir yana bırakıp aşabildim mi? Çok mu inatçıydım? Bağışladım mı? Bunlar ve bu gibi sorular başarılarımızın gerçek ölçütünün ne yaptığımız değil, kim olduğumuz ve kalbimizde bulunan sevginin miktarı olduğunu hatırlatır. Kendinizi tümüyle dış başarıların peşinde tüketmektense gerçekten neyin önemli olduğuna biraz daha değer vermeye çalışın. Anlamlı bir başarı elde etmenin tanımını yeniden yapmak, ana hedefinize giden yoldan sapmamanıza yardımcı olacaktır. Bölüm 88. Duygularınıza kulak verin. Size bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Hepimizin elinde yaşamımız esnasında yolumuzu bulmamızı sağlayan kusursuz bir kılavuz bulunmaktadır. Yalnızca duygularınızdan oluşan bu sistem yolunuzdan sapıp mutsuzluk ve çatışmaya mı doğru yoksa huzur hedefinize doğru mu ilerlediğiniz hakkında sizi bilgilendirir. Duygularınız içinizdeki hava durumunun nasıl olduğunu bildiren bir barometre vazifesi görür. Bu şartlarda düşüncelerinizde herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez. Kızgın, kırgın, depresyonda, stresli, bunalmış ve bunun gibi hayatın pek de keyifli olmayan bir dönemindeyken duygularınızdan oluşan uyarı sistemi kırmızı alarma geçerek sizi yolunuzdan sapmış olduğunuz, düşüncelerinizin kar topu oluşturduğu ve bakış açınızı kaybetmiş olduğunuz konusunda uyarır. Zihninizde değişiklik yapmanız şart. Olumsuz duyguları arabanızın gösterge tablosundaki kırmızı ışıklar gibi görürseniz, yandıklarında arabanızda sorun olduğunu ve yavaşlama zamanı geldiğini anlarsınız. Genel kanının aksine, olumsuz duyguların incelenmesi ve analiz edilmesi gerekli değildir. Olumsuz duygularınızı masaya yatırdığınızda bu hislerde bir artma yaşarsınız. Kendinizi tekrar kötü hissettiğinizde analiz paralizine takılıp neden kendinizi kötü hissettiğinizi merak edeceğinizi, duygularınızı sükunete ulaşmak için bir kılavuz olarak kullanmayı deneyin. Olumsuz duygu diye bir şey yoktur. Numarası yapmayın.
Olumsuz duygu diye bir şey yoktur, numarası yapmayın. Fakat kendinizi üzgün, kızgın, stresli ya da diğer olumsuz bir duygu durum içerisinde bulduğunuzda nedenin hayatı fazla ciddiye almanız ve küçük şeyleri dert etmeniz olduğunu anlayın. Kolları sıvayıp hayata karşı koymaya çalışmaktansa birkaç kere derin nefes alın ve gevşeyin. Siz istemedikçe hayatın acil bir durum olmadığını da unutmayın. Bölüm 89. Birisi topu size atarsa yakalamak zorunda değilsiniz. Bu değerli dersi en iyi dostum Benjamin Schild'den öğrendim. Çoğu zaman iç mücadelelerimizin nedeni başkalarının sorunlarını üstleme eğilimimizdir. Diğer bir deyişle birisi kendi kaygısını bize attığında yakalayıp kendimizi bu kaygının içine katmak zorunda hissederiz. Örneğin işinizle çok meşgulken bir arkadaşınızın telaşla sizi arayıp "Annem beni çıldırtıyor, ne yapmalıyım?" diye sorduğunu farz edin. Siz ise "Durumuna üzüldüm ama sana ne önerebileceğimi bilmiyorum." demek yerine otomatik olarak topu yakalayıp sorunu çözmeye çalışırsınız. Sonrasında yapmanız gereken işi zamanında bitirmediğiniz için stresli olur ve herkesin sizden bir şey talep ettiğini düşünerek sinirlenirsiniz. Hayatınızdaki tatsız olayların gönüllü katılımcısı olduğunuzu gözden kaçırmayınız. Atılan topu tutmak zorunda olmadığınızı hatırlamak, yaşamınızdaki stresi azaltmanın etkili bir yoludur. Arkadaşınız aradığında topun yere düşmesine izin verebilirsiniz. Diğer bir deyişle sırf arkadaşınız olta attı diye katılmak zorunda değilsiniz. Eğer yemi kapmazsanız muhtemelen arkadaşınız avlamak için başka birini arayacaktır. Bu topu hiçbir zaman yakalamayın anlamına gelmemektedir. Söylemeye çalıştığım topu yakalama ya da tutmama seçeneğiniz olduğudur. Aynı şekilde bu arkadaşınızı umursamadığınız, sizin duygusuz ya da yardım etmekten hoşlanmayan biri olduğunuz anlamına da gelmemektedir. Hayata karşı daha sakin bir görüş geliştirmek, kendi sınırlarımızı bilmemizi ve süreç içerisinde bize düşenin sorumluluğunu almamızı gerektirir. Süreç içerisinde bize düşenin sorumluluğunu almamızı gerektirir. Bir iş günü esnasında birçoğumuza çocuklarımız, arkadaşlarımız, komşularımız, satıcılar ve hatta yabancılar birçok top atarlar. Bana doğru atılan topların hepsini yakalamaya kalkarsam büyük ihtimalle çıldırırım ve herhalde siz de delirirsiniz. Sömürülmüş, kızgın ya da bunalmış hissetmemek için yapmamız gereken bir sonraki topu ne zaman yakalayacağımızı bilmektir. Hatta çok meşgulken telefona cevap vermek bile topu tutmanın bir biçimidir. Telefona cevap vererek halihazırda zamanınız ya da enerjiniz olmadığı ve aklınızı veremeyeceğiniz bir etkileşime gönüllü olarak girmiş olursunuz. Telefona cevap vermeyerek zihinsel huzurunuzun sorumluluğunu üstlenmiş olursunuz. Aynı fikir hakarete uğramaya ya da eleştirilmeye de uygulanabilir. Bir fikir ya da yorum size atıldığında ya onu yakalayıp kırılabilirsiniz ya da yere düşmesine izin vererek gününüze devam edebilirsiniz. Sırf size doğru atıldı diye topu tutmamak fikri incelemesi gereken çok güçlü bir araçtır. Umarım bu stratejiyi denersiniz. Büyük ihtimalle de topu tahmin ettiğinizden çok daha sık yakaladığınızı fark edeceksiniz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi günler dilerim.